Enteresan, güzel, keyifli, coşkulu, biraz da gizemli bir cuma gecesi yaşayacağız sizlerle beraber. Bu akşamki konuklarımız arasında sevgili Esra Erol, sevgili Önder Açıkbaş, sevgili Aref ve ilerleyen dakikalarda Belçika'dan gelen popun yeni gözdelerinden Funda. Daha ilerleyen dakikalarda Miss Turkuaz, Almanya'nın en güzel Türk kızı sevgili Damla bizlerle beraber olacak. Bir arkadaşımız daha gelecek, o da Almanya'dan Miss Turkuaz'ın birincisi. Almanya'nın en güzel Türk kızı seçildi bu sene. Alkışlarla Damla geliyor. Evet. Damla'nın yüzüne bir yakın plan gerçekten. Damla gerçekten çok güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Gerçekten ama çok güzel bir kızsın. Gel seni de şöyle Aref, yok gel böyle alalım. Gel, gel şöyle alalım. Gel. Bir an ben de Aref'in oraya, Allah muhafaza. Damlacığım. Orada çünkü kriterlerin... çok arkadaşımızı kaybettik biz. Evet. Kriterleri? Kriter diyor, kriter. Bakın kriter. Şeyleri... Anlayamadım. Ne demek? Ben... Biraz anlatman gerek. Sehr guten, das ist eine Gesang. Ich habe sehr guten Gesang geschlossen. Onu hiç anlayamadım. Vay arkadaş, hemen dillendi, hemen yani. Anında Almancayı çözdü yani. Önce sevgili Funda. Funda biraz bize anlat. Neler yaptın, neler var, yeni albümün var. Doğru mu? Evet, doğru. Evet, Moda albümün adı. Moda. Bu parça da oradan bir tanesi. Evet. Funda ile ilgili çok ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar size. İlk single çalışması Stand Up isimli şarkı Belçika'nın başarılı plak şirketi Beep Records etiketiyle 2011'de piyasaya sürülmüştü. Şarkı birçok yerde birinci sıraya kadar yükseldi. Klip sayısı 100 bin hiti geçti. İkinci single'ı City Girls, ardından üçüncü single'ı Kiss Me. Yine Moda isimli geçtiğimiz yıllarda da çıkan İskender Paydaş prodüktörlüğünde çıktı. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapacaksın? Aslında biz daha çok şovla ve dansla ilgili projelerimiz var. Evet. Yani bildiğiniz gibi Türkiye'de pek fazla aslında dans eden ve şarkı söyleyen sanatçılar yok. Evet. Ve biz Hande de bunu... var. Ve sevgili Damla. Miss Turkuaz. 2012 güzelisin. Evet. Doğru mu? Doğru. Ne ya? Söyleyemedim de. Söyleyeceğim şimdi. Bu yarışmanın amacı nedir? Ya Türklere karşı, Almanya'da yaşayan Türklere karşı biraz ön yargı var. Evet. Onları da bu yarışmayla yıkmaya çalışıyoruz güzelliğimizle. Evet. Normalde dinlemiyorlar bizi. Biz de bu şekilde Alman medyasından ilgi görüyoruz. O şekilde ama de... ben sana bir şey söyleyeyim. Seni dinlemeyecek adamı ben hiç yani... gerçekten hiç dinlenmeyecek gibi değilsin. Ne söylesen dinlenir. Ne... yanlış anlamayın, yanlış anlamayın. Veya anlayın ya, bana ne ama kendimi kasa kasa bir hal oldum ben. Şaka bir tarafa ne okuyorsun? Matematik okuyorum. Soru değişti. Soru değişti, evet, soru değişti. Soru matematik. Da, havada değişti. Matematik okuyorsun, ne yapmayı düşünüyorsun? Daha tam şarkı belli değil ama okulumu bitireceğim. Fırsat varsa tabii ki dizilerde falan da düşünüyorum, evet, oynamayı. Zaten 3 aylığına buradayım. 3 aylığına buradasın. Evet. Burada ne yapacaksın 3 ay? Staj yapacağım ve oyunculuk dersi alacağım. Oyunculuk dersi alacaksın. Evet. Türkiye'de oyuncu olmayı mı düşünüyorsun? Olabilir. Dünyaya açılmayı düşünüyor musun? O da olabilir. O da olabilir. Harika. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Evet, harika. Of, of, of. Sorusu olan var mı? Benim sorularım bitti. Sorusu ama... Yıldıray var benim Almanya'da çok sevdiğim dostum, çok sevdiğim arkadaşım. Stuttgart'ta, Schalke'de. Doğru mu? Schalke'de. Schalke'de Yıldıray. Bütün bu organizasyonları o yapar. Biz de Almanya turneler yaptığımızda sağ olsun çok ilgilenir bizde Yıldıray. Sevgili Yıldıray'la beraber geldin değil mi buraya? Evet, Yıldıray Bey ama Gelsen Kirşen'den geliyor. Gelsen Kirşen'den geliyor. Schalke'de ama oradan geliyor. Ya, Gelsen Kirşen'den geliyor Yıldıray. Gelsin. Evet. Yani peki, orada yaşıyor. Orada yaşıyor. Anneler babanlar seviyor mu şu anda bizi? Kesinlikle. Seninkiler seviyor mu şu anda Belçika'dan? Evet. Seviyorlar. Onlara da çok selam söyleyelim. Yolunuz açık olsun. Bu arada programın yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz için sevgili Aref'e hemen sorayım.
bilmemiz gereken, söylemek istediğin son bir şeyler var mı Arefciğim? Evet, 8 Mart'ta inşallah Azerbaycan'da olacağız. Evet. Azerbaycan'da, Bakü'de. Azerbaycanlı soydaşlarımızla orada görüşeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Peki, harika. ÖTV'ye geçeceğim ama daha önce programın başında söylemeydim fakat program akıp gidince bu saate kaldı. Ama önümüzdeki hafta bunu bir kere daha mutlaka söyleyeyim. Çok önemli bir ödül çünkü. Engelsiz Yaşam Vakfı olarak engelli bireylerin sosyal hayatta çektikleri sıkıntılara dikkat çekmek ve bunları iyileştirmelerini sağlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Ödülleri'nde Beyaz Show ile yılın en iyi talk show ödülü bize verilmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Atilla Kalkakal sana. Hocam inşallah bu tiplemelerden bir tanesini bir filmde de görmek isteriz. Yaparız abi, yani nasipse olur tabii ama Furkan'ı çok seviyorum yani böyle konuşuyor çünkü benim Almanya'da doğdum ben. Öyle mi? Tabii, Heidenheim'de, Stuttgart'ta. Heidenheim'de? Evet. Şu anda 1-0 öne geçtim diyorsun yani, öyle mi? Tabii. Vay arkadaş, yani o koynumuzda anakonda beslemişiz. Ben de esas Berlin doğumluyum yani esas. Evet. Ama ben Heidenheim merkez. Yani şöyle bir durum var. Furkan'ı çok seviyorum ben. Şarkılar da bizim. Alper'le birlikte besteler benden çıkıyor. Sözleri Alper'le yazıyoruz. Mesela Bilemem çok keyifli bir şarkı. Aslında eğlenmek için yapıyoruz ama şu aralar YouTube'da falan fazlaca tıklanıyor şarkılar. Aslında ve çok bence hücüme gidiyor yani şarkıların çok beğenilip skeçlerin. Abi girebileceğiniz kalmış. Bence en iyi damardan girmişsiniz. Yapabileceğin en doğru hareketlerden bir tanesini yapıyorsun. Çünkü biliyorsun sosyal medya çok etkili. Bizim programları evet. İzlemeyenler sosyal medyadan takip ediyor. Ama sosyal medyadan şu kısım, şu sohbet kısmından daha çok arada yaptığın skeç ya da programın içine patlayan yerler çıkıyor. Evet. Senin programın tamamen skeçe yönelik bir program olduğu için ya hem bu televizyonda izleniyorsun, izlemeyen kısımda sosyal medyadan takip evet ediyor. Evet abi, yani ben bu yıl talk show teklifiyle karşı karşıya geldim. Fakat bizim kanalımızın, TV8'in CEO'su Abiş abimiz, Abiş Hopikoğlu, bana tipleme programı yapmam konusunda bir şeyde bulundu, telkinde bulundu. Onun sözüyle aslında biraz o işe girdim. Şimdi çok memnunum, çok keyfim yerinde. Çünkü talk show yapmanın şöyle bir durumu var, insanın inanılmaz bir strese neden oluyor. Yani insanın ömründen bir şeyler götüren bir şey ama bunu yapmaya gittiğimde büyük keyifle gidiyorum. Islık çalarak gidiyorum. Ekiple de çok iyi anlaşıyoruz. Tabii yani daha rahat. Nereden baksan yani sorumluluk de en azından sadece sana. Kesinlikle yani abi. Çektiğin şey komikse gülüyorlar. Komik değilse gülmüyorlar falan filan. Ama ÖTV Cumartesi 19.15'te izlerseniz. Başarılar diliyoruz Allah hocam. Allah razı olsun. Sana. Esra'cığım son bir şeyler var mı? ATV'deyim. 16 ile 19 arası. Harikasın. Telefon numaramı da vereyim. İdris Ali'ye buradan öpücükler. Sevgili Ali'ye selamlar, hürmetler. Dünya tatlısı maşallah. Allah nazarına saklasın. Çok teşekkür süper, ederim. Süper yakışıklı bir adam. Kitapla ilgili yani her kitap bir umut. Destek olursanız çok sevinirim. Ağırladığın için ve vermiş olduğun destek için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Alçak gönüllülüğünüz için, buraya gelip bu programa katıldığınız için, yaptığımız sohbetten güzel sesler geldiği için ben size teşekkür ediyorum. Sana söyleyeceklerimi biraz sonra şarkı sırasında zaten ayakta söyleyeceğim ama sevgili Funda'ya çok teşekkür ederim. Ellerine aslında sağlık. Ben size teşekkür etmek istiyorum. En kısa istiyorum. Zamanda uzun uzun görürüz inşallah. Bu arada bir de harem ekibinin sana çok selamı vardı abi. Setteydik. Onları selamlar hürmetler. Hediye yaptılar sana, getiremedim. Hepinizin bütün ekiplerine selamlar, çok sevgiler. Sana da çok teşekkür ediyoruz Damlacığım. Sağ olasın, var olasın. Senin söyleyeceğin son bir şey var mı? Hatırlatmamız gereken. Yarışmaya nasıl katılmıyor? Katılmak isteyenler nasıl katılacaklar? İnternet sayfası var, orada başvurabiliyorsun. Ondan sonra Miss Turquoise. Miss Turquoise. Oradan başvuruda bulun. 16-22 yaş arası değil mi? Şu an değişti. 18'den 26 yaş oldu. 18-26 evet. Yaş oldu. Peki. Hande'cim. Son parça. Konserin var mı yakında? İzleyebilecek miyiz bir yere? Yarın var. Yarın İzmir'deyim. Nerede? Yılbaşında gerçekleştiremediğim konserdi. Evet. Yarın gerçekleşecek. Sahne 35'te. Bir de İstanbul konseri soranlar oluyor. Bostancı Gösteri Merkezi olacak. 22 Mart'ta Sinan Akçıl ve benim. Ne yapıyorsun konserde? Sadece bu yeni albüm mü yoksa bütün hepsi? Bütün hepsi var. Bütün repertuar genelde oluyor. Peki. Hande Yener sevenler için konser tarihleri de bunlar. Stüdyonun içindeki seyirciye çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ben de. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Ekran başındakilere bu saate kadar bizlerle kaldıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Hande Yener için efendim. Buyurun.